Günah. Çok kötü bir olay oldu 14 Mart'ta. Zaten kırılmış bir kızım. Kırılmış bir stajyerim. Çabuk balonlarına bakın. Çok güzeller. Hazırım. Tanımadıysanız ben Elif Ertuğ. Kanalıma hoş geldiniz. Yok. Güzel göbek edinden çok daha güzel geçiyor. Günah. Uyumam 5 saniye falan var. Şimdi şöyle. Bugün tıp bayramı için aslında 14 Mart'ta planladığımız etkinliği yapacağız. Çünkü çok kötü bir olay oldu 14 Mart'ta. Yani Erzurum'u etkileyen bir olay oldu. Çok heyecanlıyım. Böyle ilmek ilmek de okuduk her şeyi. Her şeyi çok tatlı yaptığımızı düşünüyorum. Hala bir ufak eksikler var. Halledeceğiz. Neyse. Dersim onda olmasına rağmen 8'de hastanedeyim. 10'a kadar biraz uyuyacağım. Sınıf doluymuş. Ben de mescide indim. Mescitte biraz uyuyup, uyanıp, işte dersi işleyip sonradan işlerle uğraşacağım işte. Ay, açıl ayol. Şimdi gidiyorum, uyuyayım. Kamerayı açınca da bir enerji geldi ki anlatamam. Neyse, gidiyorum biraz uyuyayım. Sonra uyanayım enerjikçe. Bir de hazırlanacağım. Elbisemi, topuklum, her şeyimi yanımda getirdim. Geliş kombinim şu. Altında kot var. Olmaktan korktuğum yerdeyim. Kot üstü scrubs giydim. Şu da fuck polarım. Çok güzel bak şimdi. Neredesin? Ve Atatürk ilke ve inkılaplarına diyerekten çok güzel değil mi? Rengi de çok beğendim. Güzel işte, tamam mı? Neyse, ben şimdi gidiyorum uyuyayım. Hadi bay, yeter. Her şeyi böyle uzatacak mısın bacım? Hadi git. Dersine git. Ne dersi Allah muhafaza şeye. Uykuna git. Uyuyayım. Çantam başı boş orada. Allah'ım ben ne yayı bir kızım ya. Hadi görüşürüz. Bakın okula topuklu botlarla geldim. Bunlarla değiştirdim çünkü onlarla yürüyemiyorum. Yanımda da topuklu bantlı bir ayakkabı getirdim. Onları da etkinliğe giyeceğim. Çorabım bordo, üstüm mavi. Neyse, neyse ne yapabilirim? Her gün moda ikonu olamam. Akşama moda ikonu olacağım, tamam mı? Bu da benim montum. Altında da çantam var. Hala sağlam. Ben şansa yaşıyorum. İlginç. Neyse hadi yatıyorum. Hasta olmak istemiyorum. Ne zaman bir ihtimlik olsa, ne zaman bir yere gidecek olsam ben hastalanıyorum. Bir stresten, tamam mı? Başkası sistemim düşüyor. İki, koşturuyorum, terliyorum. Sonra soğuk bir yere denk geliyorum, hasta oluyorum. Şu anda da mescit çok soğuk. Mescitle niye soğuk yapıyorsunuz hiç anlamış değilim. Neyse, üstüm kalın diyerekten güveniyorum artık. Montu da örtüm dizlerimi. Al yatıyorum, ne olacaksa olsun artık. O kadar soğuk ki titriyorum şu an. Gözüm başım şişmiş. Neyse. Hasta oldum. Uyandım. Derse gidiyorum. Çok üşüyorum. Neyse. Hastane biraz sıcak. Mescit buz gibi, hastane sıcak, anlam veremiyorum. Neyse şimdi ısınırım inşallah da. Çenem titriyor. Öyle bir soğuk. Hadi derse gidiyoruz. Hasta tehlikede olan bir hasta ve yaralının hastaneye kabulü şarttır. Kuşkulu durumda olanların da hastaneye kabul edilmesi ve yatırılması gerekir. Vaka ise nasıl yayılıyorsa bu da öyle yayılıyor. Ya direkt yayılıyor. Ya işte tıbba içerisinde bakmak işte. Ben hastanede vlog çekince diyorsunuz ki hastane dışında her yeri göster. Arkadaşlar burası hastane. Burası gerçekten hastane. Bak şimdi. Bakın hastane. Hastanedeki staj odamız. Hastayı da gösteremeyeceğime göre, ameliyathanenin ameliyat kısmını gösteremeyeceğime göre size bunları gösterebiliyorum. Ne yapayım? Ben de böyle zaten kırılmış bir kızım. Kırılmış bir stajyerim. Neyse. Hadi işlerimi yapayım, halledeyim. Çok da bir şey kalmadı. Hazırlanayım. Görüşelim. Ders bitti. Balonlar gelmiş. Onları almaya gidiyorum. Dekorasyona başlayacağım. Saat 12 oldu. Benim erken gelmemin ne anlamı kaldı? Onu da bilmiş değilim. Anlamış değilim. Türkçe A0. Neyse, halledeceğiz. Çabuk balonlarıma bakın. Çok güzeller. Adam beni kaybeder de ben burada durayım. Diğer eşyalar da gelecek. 50 tane getirdik. Beyefendi beni bul. Beyefendi beni bulamayacak. Neyse. Burada durayım mı?
Ha, arabayı park ediyor. Tamam, arabayı park et, gel sen canım. Şimdi nereye koyacağım ben bunu? Şuraya bağlayacağım. Ne yapacağım artık? Ay baba ya. Çok güzel şeye benziyor. Ab filmindeki şeye benzer. Hepsini de tek tutmak çok eğlenceli. Hadi bunları koyayım. Sonra düzenlemeye başlayalım. Bak çok tatlı bir şey. Mi? Ay ay. Bu var. Tuvalimiz var. Balon. Biraz şey var. Tamam. Böyle işte hazırlık yapıyoruz. Çok da çekemezsem demeyin. 6-3 dakikalık bir dokunmuş. Hadi ben kaçarım. Otur. Şimdi giyinme zamanı geldi. Safa'ya sattık. Kıyafetlerimizi değiştirip süslenip inşallah hazır oluyoruz diye düşünüyorum. Birazdan beni şöyle yapayım. Bu şekilde. Birazdan beni daha güzel göreceksiniz. Bekleyin. Hazırım. Tanımadıysanız ben Elif Ertuğ. Kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sunarken de böyle kanalıma hoş geldiniz falan demem. Bakın. Her şeyi böyle ilmek ilmek hazırladık. Şu bizim çerçevemiz. Şu balonlarımız. Bunları dağıtacağız şeye böyle. 2'ye 4'e falan böleceğiz. Bu hatıra şeysimiz. Şurada motivasyon kartlarımız var. Şurada bu tuvalimiz var. Kızlar var. Gösteremiyorum. Şimdi göstereceğim. Çık oradan. Çık. Bakın. Bir gün sen bile hatıran yeter. Yeter mi gerçekten? Şöyle. İşte bir de sunucuyum. Safa'ya diyeceğim. Beni çeksin. Çekmezse onu arkadaşlıktan reddedeceğim. Teşekkürler. Hazırız inşallah. Hazır mıyız Safa? Hazırız, hazırız. Yalan bunu silersin. Silmem asla. Neyse. Ay, başlayacak, başlayacak. Kanka benim şey yapmam lazım. Kanka yemek söyleyebilir miyiz? Bize mi getirecekler? Tamam, eğer öyle olup getireceklerse. Kanka şey ama ya, ben Cabillere söz verdim ya, onlarla şey değilsem olur mu? Hani gelmiyordu Cabir? Cabir gelecek. Cabir Can Ahmet geliyor. Kalk git sopa. Ya biz orada yiyek işte, hemen aşağı. Kanka hemen yiyek sıkıntı aşağı. Sıkıntı değil. Şey, hem de Fatih abiye eşlik edin. Neyse. Ay ben kapattım sanıyorum. Bir saat konuşuyorum diye. İftara gidiyoruz. Çekeyim mi sizde? Ben de sadece parmak basmayacağım. Niye dedi elini bastı? Olsun. Selam. Merhabalar. Sayın Başhekimim, Sayın Dekanım, değerli hocalarım, sevgili arkadaşlarım, kıymetli misafirlerimiz. Sayın Müdürüm, Sayın Dekanım, kıymetli hocalarım ve kıymetli öğrenciler, kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Sayın Rektörümüzün de dediği gibi 14 Mart Tıp Bayramı aslında bir işgalin karşısında dik duruş. İlk. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Çok değerli meslektaşım, arkadaşım, Doktor İbrahim Hakkı Tör, günün anlam ve önemine istinaden. Ben de sizin gibi programın geri kalan kısmını heyecanla bekliyorum. Tabii özellikle genç kardeşlerimize bu güzel iftar akşamı, Ramazan akşamı, bunun da ulviyetiyle birkaç senedir Ramazan'a denk geliyor. Güzel bir gece olacağını, bu gecenin de bizim için önemli olduğunu, tıpkı önümüzde kutlayacağımız bayram gibi, bu gece de bizim kendi bayramımız. Bunu gecikmeli de olsa, birkaç gün gecikmeli de olsa hep beraber, sizlerle beraber kutlamaktan hakikaten kendi adıma çok çok mutluyum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Sizler hepiniz bizim için çok çok değerlisiniz. Bizim geleceğimizsiniz. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz.
ayağım. Şimdi sunumun ortasındayım. Allah'ım yarabbim, imdat. Tiyatro sahnesi var şu an işte. Ne saçma sapan cümlelerim var bu. İşte tiyatro oyunu olduğu için ben sunuculuktan geri adım attım. Şimdi gidip oturacağım, sıram bekleyeceğim. Güzel gidiyor, çok güzel gidiyor. Beklediğinden çok daha güzel geçiyor. Beklediğim kadar kalabalık değil ama beklediğim kadar güzel. Beklediğim üstünde güzel. Hoş. Beğendim. Bir iki yerde dilim suçtu ama bence hiç önemli değil. Çünkü bir yerde video oynaması gerekirken oynamadı. Cümlem hazır değildi. Doğaçlama takılıp videoyu istedim. Öyle. Hadi bakalım. Görünüyorumdur umarım, inşallah. Yine bilmiyorum. Hadi bay. Muayene et babanın hayrına. Tabip sen elleme benim yarabbim. Oğlum hayatımda ilk defa konuşmanını gördüm ya. Sen de şarkı söyle lan. Bitti. Şimdi tuvale resimlerimizi çizeceğiz. Bu arada hiçbir şeye bu etkinliğe verdiğim kadar emek vermemiştim. Buna çalışacağım kadar ders çalışsaydım. Sen kendin boyuna göre ayarlamışsın. Tepkilerim. Kısasın mı anlar? Ya hani bunlar nasıl avuçlarına sürdüler? Böyle avucuna mı? Diğer elinde yayacağım artık diye düşünüyorum. Herkes kırmızı basmış. Ben kırmızı basmak istemiyorum belki. Basacağım. Hadi. Bir hadi daha. Şey nerede? Peçetemiz yok. Kağıda sileceğim. Fakat bu sefer şampiyon olacak. Benim sunum kağıdıma verdiğim önemin ekranıma yansıyan görüntüsü. Bak diğer gruplar geliyor. İzliyorsanız ki izlediğinizde de hiç emin değilim. E grubu var burada. Nerede diğer grup? C grubu da var. Bir grup daha vardı. B grubu da var. Bizim grup nerede? Bitti. Beklediğinden çok çok daha güzel geçti. Yani tek kişilik dev kadro diyebilirim ve her şeyi neredeyse kendim yaptım. Arkadaşlar da sağ olsun yardımcı oldular ama işte stajlar yoğun cartürk derken her şey bana kalmış oldu. Ama güzeldi yani. Bilmiyorum, daha iyisini yapamazdık diye düşünüyorum. Şimdi muhteşem kombinimi göstermek istiyorum size. Bu elbisem, bu polarım, şu da şortolon, scrubs var altımda. Teşekkürler. Gün bitti. Bayramdan önce kutlayabildik. Sebebi de söyleyeyim. Demiştim ya üzücü bir olay yaşandı falan. İşte bizim hastanede bir hemşire vefat etmişti. Yani bir kadın cinayeti. İşte öyle. O yüzden tam 14 Mart'ın sabahında biz haberi aldık. Programı iptal etmek durumunda kalmıştık. Ama şimdi yaptık. Öyle. Bitti. Bu kadar. Hocalar çok beğendi. O da çok hoşuma gitti. Hocalar çok mutluydu, huzurluydu. Bilmiyorum. Katılımları çok tatlıştı yani, yüzleri gülüyordu, her yerde fotoğraf çekilmek istediler falan, resim çizdiler. Öyle. Bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı, bana abone olmayı, videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı veya beni Instagram'dan takip etmeyi, TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Abimin bana sabrı tükeniyor, o yüzden kapatıyorum. Hoşça kalın.